Merhabalar Milyonerle 24 Saniye'ye hoş geldiniz. Bu hafta Euroleague'de oldukça yoğun bir hafta yaşayacağız hep birlikte. iki maçın bir haftaya sığdırıldığı bir Euroleague haftasındayız. Haftalarındayız daha doğrusu. Biz de Irmak Kazuk, İhsan Bayırken ve ben Merve Toy. Her zaman olduğu gibi karşılaşmalarla ilgili sizlere hem bilgi hem de fikirlerimizi vermek üzere. buradayız. Şimdi Fenerbahçe Doğuş'un Makabi'yi konuk edeceği maçla başlayacağız. Fenerbahçe Doğuş biliyorsunuz son saniye basketiyle CSK evinde mağlup oldu. Ve koç bu mağlubiyetle birlikte Final Four'daki muhtemel rakiplerinin Tamamına deplasmanda kazanırken evinde kaybetmiş oldu Fenerbahçe Doğuş ama genel olarak performansına baktığımızda iyi bir maç çıkardı. Biraz hani e, şanssızlık mı dememiz lazım bilmiyorum ama bu maç öncesi nasıl etkiler Fenerbahçe Doğuşu? Hiçbir şekilde etkilemez Hı. yani Fenerbahçe Doğuşu artık rotaya girdi. E, tabii top kayıpları e, burada sıkıntıydı. E, 18 top kaybı Hı. çok fazla. E, şimdi artık karar maçları geliyor e, ama sonuç itibariyle Fenerbahçe Doğuş'un kaybettiği çok fazla bir şey yok. E, şu anda Fenerbahçe Doğuş bir tane kazansa bile e, şu anda sağ avantajını elinde tutacak. E, böyle düşündüğümüz takdirde makabinin de içinde çok önemli ve Fenerbahçe Doğuş en ters gelen takımlardan bir tanesi. Birebirler üstünden oynuyorlar. Diğer yandan da Wanamaker ne zaman belli bir e, roteye girip oynayacak. Ya yani bu işte biraz ırmağın kilo alıp vermesiyle orantılı bir şey diye düşünüyorum çok ben. Çok aldım ya. Nasıl o aldın an. ırmak Çöp kadarsın. <laughs> Geçen hafta çok ağır geçirdik hocam. Ya, ya. Bu bana yakın sorunsalı biraz ırmakta da başka bir şekilde... Statik ver. hücum bana kilo aldı. Hayır biraz senin başkasının <laughs> bana mı geliyor anlamadım ki yani. Ne? Yiyorsun, yiyorsun, senin yediklerin bana yok, mı yok, geliyor? Yok yok hayır ya yok. Ben, ben, de sıkıntı var. Var değil mi? Var var. Çözeceğiz Okey. ama bir hafta onları çözeceğiz. Hayır nasıl? Ya ben de Fenerbahçe doğuşun kazanacağını düşünüyorum. Ee, yani şimdi bu seviyelerde yani CSK maçı daha önceki örneklerinde de çok gördük. Çok küçük detaylar belirliyor. Ee, ya evet burada reboundlar, top kayıpları çok kritik ama e artık geride kalan fikstürde bence Fenerbahçe taraftarının da vites yükseltmesi lazım. Çünkü onların CSK maçında olduğu gibi yüksek motivasyon yakalaması rakibi de basit top kayıplarına zorlayabilir. Ben Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. <laughs> İnanılmaz bir performans. Değil mi? Tarih yazdım. <laughs> Vallahi tarih yazdım. Yani. Her şeyi toparladım ya. Seyirciden hücuma. Müthiş sinirim. Tamam. Bugün formdasın ama evet. sen. Gerçekten bugün formdasın. Bugün mü? uzak araba bak tek ya geçiyorum evet, arkadaşlar. Fenerbahçe doğuş kazanacaktır fakat ben böyle çekişmeli bir maç bekliyorum açıkçası. Yok, yani eee hani de ters de geliyor Maccabi e, zaten. Aynen öyle dolayısıyla çekişmeli bir maç bekliyorum. Maccabi'nin kendi adına içinde bulunduğu durum dolayısıyla bakalım ne olacak ama kazanır tabii ki ev sahibi olarak Fenerbahçe ye. ben de katılıyorum. Şimdi Şergaris Armani mücadelesini konuşacağız. E, Milano yani başlamak isterdi evet, yani. geçen hafta Milano yoktu Real Madrid evinde. Ne e, kadar güzel evet. bir hafta geçirdik. <gülüyor> evet, <gülüyor> Ay, mutlu, mi ya? huzur, yani, stres evet. yok, Ay. baskı yok. Sen o yüzden mi kilo aldın? Ondan Milano yok bir diye saldı. rahatlık gelmiş Milano yok diye. Saldım yani al. yani. Milano yok diye bir yani. koptum. Evet. Ee, Milano rahat oynuyor yani hmm. vurdum duymaz oynayan takımlardan bir tanesi. Ee, ama Kaunas da şu anda baskı üstünde çok hissediyor. Yani Jeskiević usta inanılmaz hırslı bir e, oyuncuydu ve koçluğu da aynı şekilde olduğu için takımın üstüne kesin bir baskı da o yaratıyordur. E, Kaunas'ın önemli olan nokta burada o baskıyı kaldırıp kaldıramayacağı. Yani rakibi aslında kendisi. E, Milano ne kadar rahat oynasa da ben Kaunas'ın bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Ya ben Kaunas'ı yakın görüyorum bu mücadelede ama bir üste de göz kırpıyor sanki bu karşılaşma yani. Çünkü Milano zaten hani e, hep söylüyoruz artık ağzımıza da şey oldu ama ee, ne oynadığı çok belli olmayan oyuncuların günlük performanslarıyla bir gün o çıkıyor, bir gün bu çıkıyor, bir gün o 30 atıyor, bir gün öbür başka bir şey yapıyor falan. Ee, Zagiris de içeride agresif ve yüksek yüzdeli oynamayı bilen bir takım. Ee, bu maç bende biraz daha üste yakın gibi durmakta sence? Evet. Yani. şimdi iki maçlı haftalarda genelde takımların hani savunma enerjilerini biraz daha dengeli yaymaya çalıştıklarını biliyoruz ama Jagris geçen hafta Baskonya deplasmanında kötü bir mağlubiyet aldı ve bu maçtan sonra da Real Madrid deplasmanına gidecek. Şimdi öyle kritik ki Real Madrid dördüncü ondan sonraki üç takım aynı galibiyet sayısına sahip. Dolayısıyla sıralamada bu iki maçlı hafta çok etkili olacak. Ben o yüzden bu maçı kaybetmek gibi bir riski almayacaklarını düşünüyorum. Kazanır. Şimdi Panathinaikos-Kızıl Yıldız mücadelesini konuşacağız. Ee, Panathinaikos-Kızıl Yıldız ile ilgili koç beklentin nedir? Geçen hafta Malaga'yı son çeyrekteki oyunu yenmeyi, geçmeyi başardı. E, yüksek skora ulaştı yine 90 sayı attılar. Yani i̇kinci yarıda çok yüksek e, skorlu yani Çok tatmin edici bir oyun var mıydı? Bence yoktu. Sadece e, takım kapasitesinin son çeyrekte bir fark yaratması vardı. Yine de e, Panathinaikos'un sürü bundan sonra kolay hı hı. yani oradan bundan sonra ben e, playoff'lara kadar çok maç kaybedeceğini zannetmiyorum. E, bu şekilde düşündüğümüzde Panathinaikos kazanır. Evet. E, ben de hani şimdi hedeflerine <laughs> baktığımızda en azından normal sezon içerisinde e, kaybetme lüksü yok içeride Kızıl Yıldız'a. E, şimdi Kızıl Yıldız'ın da kendi çapında bazı hesapları var. E, ee, ya bana bir üst maçına doğru gidebilir gibi geliyor bu karşılaşma. E, ee, ama bir taraf tahmini yapılacaksa e, Panay'ı öne yazarım ben. Sen? Ya. <laughs> Panathinaikos kesin bence de bu maçın e, favorisi kesin durumda. Kesin de mi? Hayır, kesin favorisi. Kesin de mi? Bence diyorum ya. Ke değil mi? Olympiakos Barcelona'yı gördük işte. hepimiz kesin kesin aman dedik. sormayı hiç hatırlatma maçı çok sinirim bozuyor. Hani bir sayı dersiniz? iki sayı da değil yani. Yani kesin tamam kesin de kesin kazanır demiyorum. Ama yani kesin favorisi diyorum. Ama kazanamayabilir. Öf tamam ya. <laughs> Allah Allah. Beyin yap. <laughs> bir taktı kesin dedim. Beyin tokatlayan şov. Şimdi bu <laughs> kos bu maçı kazanacaktır bana göre de. Kesin kazanamıyorum. <laughs> Başka ölemiyorum. bir şey demeyin. favori Ya bana göre evinde bu maçı kazanacaktır. Zaten şöyle çok alakasız da bir istatistik var. Kızıldız ısrarla bir maç galip bir maç mağlup. Bir maç galip bir maç mağlup. Yani baya on maçtır falan. Evet, ama geçen hafta ne yaptı? Galip geldiler. Bu maç o zaman otomatik olarak mağlup olacak. Düz mantık. <laughs> Vallahi doğru. <laughs> ama ya on maçlık falan bir seri. Şey. Valencia Real Madrid mücadelesini konuşacağız. Koç hemen görüşlerini alayım dağıtmadan. Kesin Real Madrid. Kesin demek Kesin favori. Tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Nereye ki mevzu bahisler. Camdan atlarım. Mevzu bahisler. Camdan atlarım. Sen de benim dengem bozdu şimdi ya. Şimdi İspanyadaki takımların beraber oynadığı maçlar her zaman için sonuç olarak... Bir festival havasında geliyor. Yani evet öyle durumlar da oluyor. Şimdi Valencia rahat oynuyor yani, hiç dünya murlarında değil. Real Madrid ise tamamen ilk dört için kaybetmemesi gereken bir maç. Artık yerler yanıyor. Böyle olduğunu düşündüğümüz takdirde Real Madrid sakat oyuncuların da iyileşmesiyle beraber ben kazanacağını düşünüyorum. Ligde hem de Euro Ligde o platformda aralarında oynadıkları karşılaşmalar, şimdi festival diye bir geyik yaptım ama genelde yüksek skorlu güzel karşılaşmalar oluyor. Ben bu maçın da o şekilde olacağını düşünüyorum. Ee, yani Real Madrid'i yakın görmekle birlikte üstte, üstte göz kırpıyor bence sen. Şimdi Real Madrid çok zorlu bir fikstür e, oynadı 5 maçlık ve oradan hani istediği gibi çıkamadı bana göre yani şey e, istediği maçları alamayarak sadece iki galibiyetle çıktı zorlu maçları kaybetti. Bundan sonra da fikstürü bu maç itibariyle çok daha kolay dolayısıyla hani 16 galibiyetle 4. sırada olduğunu düşünürsek bundan sonraki maçların ben tamamını neredeyse kazanacağını düşünüyorum. E, bu maçta o kazanma serisinin iki maçlık kazanma serisinin devam edeceği bir maç olarak görüyorum. Dolayısıyla Real Madrid evinde kazanır. Ay. Bravo. Evinde dedim ama. E tamam Real Madrid kazanır. Hayır ya. Bir daha söyleyeyim. Evinde değil deplasmanda kazanır. Ee, Perşembe günü. Ay pardon. Perşembe günü salın mı? Salının maçları değil mi? Salının. Hangi gün kapatmak istiyorsun? Söyle. Cumartesi mi? Sal <laughs> Cumartesi de kapat. <laughs> <laughs> Sen sadece günü seç kızım. Problem yok. Vallahi söyle. Her günü kapatayım mı? Her günü kapat, kapat kız. Euroleague'de yoğun haftada salı günü oynanacak karşılaşmaları sizler için değerlendirdik. Dileriz e, şanslı, keyifli maçların olduğu bir hafta olur. E, diğer günün mücadelelerini değerlendirmek üzere buluşuncaya dek hoşçakalın.